Değerli yarış severler, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Saat 14'te günün birinci koşusuyla birlikte birinci altılı ganyan başlayacak. Saat 15.30'da dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlıyor. Sevgili seyirciler 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmaları ekranlarınıza gelecek ve günün birinci koşusunda ilk olarak bir numaralı Can Güven geliyor. Bir numaralı Can Güven 15 Temmuz sabahı Cuma Altunbaş idaresinde iç pistte çalıştı. Son çalışmasında 639, 400 ise 24.3'lük bir derece gerçekleştirdi. 2 numaralı Proxy'nin 16 Temmuz sabahı 200 metrelik kısa düzük sprinti ekranlarınıza geliyor. İç pistte Sadık Kurt idaresinde 200'ü 13.8'lik kısa düzük ile son çalışmasını tamamladı Proxy. 4 numaralı Molto Bene'nin 16 Temmuz sabahı yaptığı kentere ekranlarınıza geliyor. Bayram Aktaş da son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 5 numaralı S. Kareyel S. iç 15 Temmuz sabahı Arafettin Aydın idaresinde son çalışmasını 636.8 423'lük bir derece gerçekleştirerek tamamladı. 7 numaralı rekorun 1000 metrelik galobunun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. 14 Temmuz sabahı çalıştı rekor. Mehmet Gündüz'de 4, 400'ü 24 oldu. Ankara'da hazırlıklarını tamamlayan ve 14 Temmuz sabahı Ankara'da 800'ü 51.9, 400'ü 25.9'luk bir derece gerçekleştiren 8 numaralı Torun Kaldas ekranlarınıza geliyor. Bir numaralı Alice İçbis'te 15 Temmuz sabahı Yunus Yalvan idaresinde 636.3 son 400'ü 23.8'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı Ayaz'ın kızı İçbis'te çalıştı ve Güven Gökçe ile 15 Temmuz sabahı 636.5 son 400'ü ise 24.3 oldu. 4 numaraya kayıtlı Şampiyon ekranlarımıza geliyor. İç pistte yaptığı 400'ü 22'lik kısa düzlük sprinti. Bektaş Sav idaresinde 15 Temmuz sabahı iç pistte son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Dolphins Girl ekranlarımıza geliyor. Bu safkanda 14 Temmuz sabahı Orhan Demirkıran idaresinde iç pistte yapmış olduğu 800'ü 49.6 son 400'ü 23.8'lik galobunu izliyorsunuz. 6 numaralı Ilsa Inversail yarış yaşamındaki ilk startını alacak olan Butay'ın son çalışması 13 Temmuz sabahı gerçekleşti. İç pistte 637.6, 400'ü ise 25 oldu. 7 numaralı Mia Preziosia 16 Temmuz sabahı çalıştı ve 637, 400'ü 23.7, son 200'ü 11.8 oldu. Ramazan Aslan'la son sprintini gerçekleştirdi. 8 numaralı Sunam, Sunam içte olan safkandı değerli izleyenler. Dışta ise Viareggio vardı. Sunam'ın iç pistte yaptığı 1001.8 424'lük galobu ekranlarınıza geliyor. İçte ve geride kalan 8 numaralı Sunam'dı. 9 numaralı Tayland iç pistte 14 Temmuz sabahı Gökhan Kocakaya idaresinde 851 425'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 11 numaraya kayıtlı Wind Lady iç pistte 635.2 400'ü 23'lük bir derece gerçekleştirdi. 14 Temmuz sabahı iç pistte Zülfü ile son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Derin Mavi Ankara'dan bu yarışa geliyor ve 14 Temmuz sabahı Ankara pistinde Hasan Yıldırım idaresinde 1013.8 400'ü 28.2'lik galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Mahsun Kral'da Ankara'da 15 Temmuz sabahı 12.2 Son 400'ü 28.4'lük bir galop yaptı. Hasan Yıldırım'la son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Bekir Furkan Yüksel idaresinde 638-425'lik bir derece gerçekleştirdi. 15 Temmuz sabahı ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 6 numaralı Algantay'ın iç pistte yapmış olduğu 642.5-428.2'lik işini izliyorsunuz. 15 Temmuz sabahı Mustafa Gündüzeli idaresinde son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Bedircan İçbiste 15 Temmuz sabahı Mevlüt Kurt İdaresi'nde 600'ü 40, son 400'ü ise 25.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 9 numaralı Tumbul Yalaz 1200 metrelik uzun bir galop yaptı. Bu galobun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. 1200'ü 1.25, 1000'i 10.5, son 400'ü 27.5 oldu. 1 numaralı Duru Kızım iç pistte 849.8 400'ü 24.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Üzerinde Seçkin aydoğan vardı. 11 Temmuz sabahı iç pistte son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Kisos ekranlarımıza geliyor. İçte olan Safgan'dı ve bini 3.4, son 400'ü 25.5 oldu. İç pistte çalıştı. İç kulvarda olan Sermet Altındağ ile çalışan 2 numaralı Kisos. 4 numaralı Miss Jasmine ekranlarımıza geliyor. İç pistte 800'ü 50.2, 400'ü 25 bir derece gerçekleştirdi. Deniz Akkılıç İdaresi'nde ve son çalışmasını tamamladı Miss Jasmine. 5 numaralı Mihriban iç pistte 800'ü 49, son 24.6'lık bir dereceyle son çalışmasını bu şekilde tamamladı. İlk kez start alacak olan 6 numaralı Navona'nın 1000'i 3.6, son 400'ü 24.8'lik galobunu izliyorsunuz. İç pistte Sadık Kurt'la 14 Temmuz sabahı son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Ross of Harput ekranlarımıza geliyor. Dışta Nicky Run'la birlikte çalıştı. Şu anda içte olan Tay. iç pistte 800'ü 51, 400'ü ise 25 oldu. Yine ilk kez start alacak olan 8 numaralı Secret Eagle'da iç pistte Hacı Demir'le 15 Temmuz sabahı son çalışmasını tamamladı. 600'ü 37.8 son 400'ü ise 24.8 oldu. 9 numaralı sürgün iç pistte 600'ü 37.8 400'ü 24.8'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Can Kurt Bey 15 Temmuz sabahı Sadık Kurt'la çıktığı iç pistte 600'ü 41, 400'ü 26.3'lük bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 2 numaralı Montego Ankara'da 14 Temmuz sabahı Velat Demir İdaresi'nde 800'ü 55.7, 400'ü 27.7'lik bir derece gerçekleştirdi. 4 numaralı Moskova Ateşi 15 Temmuz sabahı Hacı Demir İdaresi'nde iç pistte bu yarış için yapmış olduğu 600'ü 41.6, 400'ü 27'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. 5 numaralı Sinanlı 14 Temmuz sabahı Rasim Özkan idaresinde 1000 metrelik bir galop yaptı. Sinanlı'nın iç pistte yaptığı 1000'i 12, 428'lik galobunu izliyorsunuz. Ankara'dan bu yarışa gelecek olan 7 numaralı Ak Ağaç'ın da 15 Temmuz sabahı Ankara pistinde yaptığı 427 buçukluk kısa düzlük sprinti ekranlarınıza geliyor. Abdullah Baykal son çalışmasını tamamladı. Yine bu yarışa Ankara'dan gelecek olan 8 numaralı Binbir'in de 15 Temmuz sabahı Ankara pistinde yaptığı 644 429.6'lık turvakar galop ekranlarınıza geliyor. 11 numaralı Bey Şehirli Şahin Dursun idaresinde 15 Temmuz sabahı çıktığı pistte 600'ü 41.8, 400'ü 27.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 1 numaralı Flashing Girl Ankara'da 15 Temmuz sabahı son çalışmasını tamamladı. 800'ü 53.5, 400'ü 25.8 olduğu Uğur Demir'le son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 2 numaralı Iskra ekranlarımıza geliyor. Iskra'nın da 1400'ü 1.33, 1000'i 3.7, 400'ü 23.5'luk uzun galobunu izliyorsunuz. 11 Temmuz sabahı Yunus Yalvan'la son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı Miselin, Ankara'da 15 Temmuz sabahı Uğur Aydilek idaresinde 600'ü 37.2, son 400'ü ise 24.4'lük bir derece gerçekleştirdi. 4 numaralı Çık Salın dışta olan Safkan'da Özgür Gönültaş idaresinde çalıştı. İç pistte içte Rakı Bay'la birlikte 600'leri 38, 400'leri üzeri 24.2 oldu. Dışta olan 4 numaralı Çık Salın'dı. 5 numaralı Hafo Ankara'da 14 Temmuz sabahı 1200'ü 1.20.8, 1000'i 6, 400'ü 26.3'lük bir galop yaparken üzerinde Müslüm Örtünç vardı. Hafo 14 Temmuz sabahı bu galopunu yaptı. 6 numaralı Funny Family ekranlarımıza geliyor. 14 Temmuz sabahı Ramazan Aslan'la çıktığı pistte 1000'i 2, son 400'ü ise 23.2 oldu. 9 numaralı Şeker Hanım 13 Temmuz sabahı Abdurrahman Kılıç idaresinde 1200'ü 113.4, 1000'i çift 0, 400'ü ise 23'lük bir derece ortaya koydu. Bir numaralı Proof Striker ekranlarımıza geliyor. 15 Temmuz sabahı İbrahim Kaya idaresinde iç pistte yapmış olduğu 636.7 36.7 son 400'ü 24.2'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Solar Energy Ankara'da 14 Temmuz sabahı Erkan Tunç idaresinde 1002.7 400'ü 25'lik galohuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Invisible Baby Ufuk Birlik İdaresi'nde 16 Temmuz sabahı yarıştan bir gün önce bir kenter yaptı ve son çalışmasını kenterle tamamladı Invisible Baby. 4 numaralı Salazar Hacı Demir'le 15 Temmuz sabahı iç pistte 639.8, 25.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 5 numaralı Viareggio ekranlarımıza geliyor. Viareggio dışta olan safkandı. İkinci koşuda start alan 8 numaralı Sunam'la birlikte çalıştı. Dışta Viareggio, içte Sunam vardı. İç pistte binleri 1.8 400'leri 24 oldu. 6 numaralı Uçan Fil 15'te musabayı 400 metrelik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamlarken 400'ü 21,5 oldu. 7 numaralı Wind Blast ekranlarımıza geliyor. Ankara'da 14 Temmuz sabahı son çalışmasını Uğur Temur'la gerçekleştiren bu safkanın 800'ü 51.5, 400'ü ise 25.5 oldu. 8 numaralı Prenses Begüm İlker Soyad İdaresi'nde çıktığı pistte 1003.2, 3.2, 400'ü 23.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 14 Temmuz sabahı 1000 metrelik galobuyla son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Demir Yıldız Ankara'da iç pistte çalıştı. Ahmet Aslan idaresinde 15 Temmuz sabahı 400'ü 28.5 oldu. Bu kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Uçan Abla 400'ü 27.8'lik kısa düzlük sprintini 15 Temmuz sabahı Sedat Dikmen'le gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Aysel Ana 13 Temmuz sabahı Hacı Altunbaş İdaresi'nde iç pistte 854.8, 400'ü 27.3'lük bir derece gerçekleştirdi. 6 numaralı Aydan Kız Ankara'da 13 Temmuz sabahı Tuncay Bulama İdaresi'nde 800'ü 56, 400'ü 28'lik bir derece gerçekleştirdi. 7 numaralı Eğil Gülü'nün iç pistte yaptığı 1200'ü 1.26.5, bini 11.8, son 400'ü 28.5'luk uzun galobunu izliyorsunuz. Mustafa Manavla 13 Temmuz sabahı iç pistte bu galobunu yaptı Eğil Gülü. 8 numaralı Erbaraz iç pistte 600'ü 42.3, 400'ü 28'lik bir derece gerçekleştirdi. Erbaras. 10 numaralı dizdarım Ankara'da 15 Temmuz sabahı Muhittin Korkmaz idaresinde 800'ü 58.2, 400'ü 29.5'luk bir derece gerçekleştirdi. 11 numaraya kayıtlı Sagarmata'nın hiç piste yaptığı 639.8 son 400'ü 26.2 geçini izliyorsunuz. Suat Özkan idaresinde son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Bavepir iç pistte 1008.6, 400'ü 27.8'lik bir derece gerçekleştirirken üzerinde Bektaş Sav vardı. 14 Temmuz sabahı iç pistte yaptı bu galobunu. 4 numaralı Korca'nın 1200 metrelik uzun galobunun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. 13 Temmuz sabahı iç pistte 1200'ü 1.24.4, 9.4 son 400'ü 27 oldu. 5 numaralı Özdamar Musa İleri İdaresi'nde çıktığı iç pistte 600'ü 45.2, 400'ü 29.2'lik bir derece gerçekleştirdi. 6 numaralı Özreys'in Ankara'da 400 metrelik kısa düzlük sprinti 28.5 oldu. 15 Temmuz sabahı Mahmut Yardımcı son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı Şeh Levent Deniz Yıldız idaresinde 14 Temmuz sabahı çıktığı pistte 1200'ü 125.6, 1000'i 9.6 ve son 400'ü 27.5'luk galobuyla ekranlarınıza geliyor. 8 numaralı Tetina'nın Ankara'da 15 Temmuz sabahı yaptığı Aykut Kılıç idaresindeki 600'ü 45.3, 400'ü 28.5'luk galobunu izliyorsunuz. 9 numaralı Yeşiltaş 14 Temmuz sabahı Uğur Kulak İdaresi'nde Ankara'da 800'ü 56, 400'ü 28 nokta ışık galobuyla son çalışmasını bu şekilde tamamlamış oldu. 10 numaralı Namzet Şinasi Gökçe ile 15 Temmuz sabahı iç pistte 600'ü 42, bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 12 numaralı Aslan Sütü iç pistte 400 metrelik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Zülfikar Karabulut İdaresi'nde 400'ü 28 oldu. 13 numaralı Görükle iç pistte 600'ü 41.3, 400'ü 27'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 14 numaralı Demanoğlu iç pistte 16 Temmuz sabahı 213.2'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 15 numaralı Neşetim Ankara'da 643.2 428.7'lik bir galop yaptı Emre Nalbant'la ve 15 Temmuz sabahı Ankara'da son çalışmasını tamamladı. Sevgili seyirciler 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve saatler 14'ü gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte İstanbul yarışlarında 1. altılı ganyan başlayacak. Saat 15.30'da ise 4. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan başlıyor. Değerli yarış severler 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle İstanbul İtman Pisti programımız sona eriyor. Tüm yarış severler dinleyicilerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.